Ne ekersen onu biçersin kardeşim. Ne ekersen onu biçersin. Şimdi Mehmet Ali Verdivek, 1949, Bingöl'e bağlı aşağı Akmer köyünde doğdum. 7 yaşına kadar çocukluğum köyde geçti. Tabii köy hayatını fazla hatırlayamıyorum. 1955'te Bingöl'e geldik. Aynı yıl ilkokula gittim ben. Tabii ilkokula gittim ama Türkçeyi de bilmiyordum. Bir harfini dahi bilmiyorum. Bir öğretmenimiz vardı, ölmüş, Allah rahmet etsin. Hayırlısı yenisi, hem bize Türkçeyi öğretti hem sınıfımızı geçtik. Yani yaşıyorsa Allah selametlik versin ki kızı da bizim sınıftaydı ve hiç ne bir dayak ne bir tokat, hem Türkçe bilmiyoruz diye yemedik yani usta. Tabii ilkokulu bittikten sonra ben yani başka okullara gitme imkanımız falan yoktu. Ben 2 yıl demircilik kursuna gittim, Milli Eğitim Bakanlığı var. Kaynak işini işte bu, demir doğrama işini falan orada öğrendim ben. Ondan sonra piyasada çalıştım, yani kaynakçı ustası olarak. 2 yılda bir matbaa hayatım oldu, Allah rahmet eylesin, Mehmet Haydar vardı. İkbal gazetesi çıkarıyordu bizim Bingöl'de. 2-3 tane gazete vardı, ben İkbal'de daha çok çalıştım. 1-2 yılda oradan çalıştıktan sonra 1968'de Maliye'ye girdim. Ve 18 ay bir memuriyet hayatım oldu. Ondan sonra askere gittim. Sivas'a verdiler. Acem birliğim oraya. Gerçi usta birliğim de orada kaldı. Dağıttım, olmadım ben. Biz 17 tane tanıdık arkadaştık burada. Beraber gittik. Benim birliğime düşen olmadı. Tek başıma kaldım. Hiç kimseyi görmedim. Bir gün tesadüfi bir arkadaşım denk geldi öyle. Ya kantinde oturup konuşacağımız bir yer belirledik. Dedik işte akşamları buraya gelelim. Eğitimden sonra. Ve ilk gece buluştuğumuz zaman ana dilimiz olan Zılaca'yı konuşmaya başladık. Bilmiyorum rütbesini, nöbetçi subayı olduğunu söylediler. İçeri girdi, demek ki duyunca bir tokat bana attı, bir tokat da arkadaşıma attı. Eşek yolu eşekler, niye Kürtçe konuşuyorsunuz? Ben Kürtçe bilmiyorum, Zalayım. Arkadaşım dedi ki, dedi komutanım, dedi biz Kürtçe konuşmuyoruz, dedi biz Kürt değiliz, dedi biz Arapça konuşuyorduk. O zaman da özür dilerim dedi. Şimdi bu özre ne diyebilirsin? Bana göre özrü kabahatine büyük oldu. Unutamıyorum ve o adamı da helal etmiyorum, hakkımı o adama. Mahşer günü onun boynuna yapacak. Ya ben, hadi Kürtsem bile Kürtçe konuştuğum için niye bana tokat diyorsun? Arapçaya niye bir şey demiyorsun? Niye İngilizce, Fransızca bir şey demiyorsun? Demek ki o kadar zorlanıyor. Onun inadına Kürtçeyi öğrendim ben. ...15 gün vardı askerlikten, bir kız çocuğum vardı, 6-7 aylıktı. O vefat etti. Tam gideceğim günde en küçük kız kardeşim vefat etti. Onu gömdük ve ben otobüse bindim, askere gittim. Ve o haliyle tabii askerlik dönüşüm geldim. 1922-1971 yılında Bingöl depremini yaşadık. Ben, annem, nenem, hanımım, eşim, bir kız kardeşim de dayımın kızı. Bir odadaydık. Aniden işte depremin olmasıyla ben ayaktaydım. 2 adım attım yani salona doğru. 3. adımda ev üzerimize çöktü. Yani ayaklarımı böyle oynatarak öyle taşların maçların arasında kalmaktan kurtuldum. Ve yani bir vesileyle çıkabildim yani. Dışarı çıktım. Evin tepesinde tabii toprak evlerdi bunlar. Yani öyle yığma taşla, kerpiçle falan yapılmış evlerdi. Kız kardeşimle o dayımın kızını ben yani tabanda açılan bir delikten çektim onları. Annem gibi çıkamıyorlar.
Bir yolunu buldum, onların yanına gittim. Çıkmaları mümkün değildi yani. Sonra evin üstünü tabii o ağaçları, direkleri falan yıktılar tabii, saatlerce altında kaldılar. Deprem oluyor o anda ama korku falan yok o anda yani. Yani o onların olduğu yerde, o daracık yerde olduğum halde yine korkmuyorum. Korkum geçmişti. Yani tek gayem annemin ve eşimin oradan sağlam çıkması. Tabii ninem vefat etmişti hemen orada. Sonra çıkardık işte bir vesileyle. Annem de depremden aldığı yarayla tetanusla yakalandı ve vefat etti Elazığ. Gittik annemi de gördük. Bu benim iki gözden ama bir kardeşim vardı, Rençber Aziz. Kendisi Kur'an kursunda okuyordu. Tabii depremden sonra ben de kaldım, babam da evlilik yaptı, ondan sonra evlendi. Kardeşim dedi ki, ben dedi İstanbul'a gideceğim dedi, Nuru Osmaniye Kur'an kursunda okumaya gideceğim. Ben itiraz ettim. Hatta babam da istemedi yani, burada kal bak, hocan da var, burada oku devam et. Yok ilahim gideceğim dedi. Ve kaçtı gitti buradan yani, hiç haber vermeden bir vesileyle gitti. Gitti. 15-20 gün sonra tekrar geldi, yataklarını, elbisesi, neyi varsa aldı gitti. Dedi, abi ben kaydımı yaptım dedi, gidip orada okuyacağım. Ve gitti okudu yani, 1-2 yıl okudu. Bir vesileyle bunu Körler Cemiyeti'nin bir derneği vardı Kadıköy'de, ben gittim gerçi oraya. Onlar bunu çözdüler, baktılar ses güzel, zeka tamam. Hafıza yerinde bunu yani cemiyete üye yaptılar. Ve orada bir vesileyle bu saz falan da öğrendi. Şimdi zaten daha genç yaştayken bile beste yapmıştı, ben biliyorum ben. Yani şimdi burada okumak istemiyorum o yaptığı besteyi. Bir beste yapmıştı yani, öyle bir şey vardı yani, öyle bir azimliydi yani o usta, bilmiyorum yani nereden artık kafaya taktıysa. Derken Körler Cemiyeti adına bu İstanbul'da aile çay bahçelerinde konserler veriyordu. Yani ben de gittim birkaç konserine katıldım yani. Senelik izinimi gidip orada geçiriyordum bazen. Bu okuduğu bir türküden dolayı cezaevine girdi. Cezaevine attılar bunu. 7 ay 9 gün içeride kaldı. Çıktıktan sonra buraya geldi Bingöl'e. Sonra buradan Almanya'ya gitti. Almanya'daki hayatına dokunmayayım. 78'de cenazesi buraya geldi. Mezarlığı da şurada, hemen buradan 500 metre ötede. O çok derin etki yaptı bende. Çünkü görmeyen gözüyle, yani hatta bazıları bir Kızılzaz'a geçti diye bir program yapmışlardı. Yani çok bilgili, çok güzel eserler yaptı. Yani Zaza dili üzerine, yani Zazaca, hatta Kürtçe eserleri de var ama Zazaca'yı pek kimse beceremiyordu o zaman. Şimdi Kürtçe'de uyak çok güzel oluyor, kafiye çok güzel oluyor, uydurabiliyorsun. Ama Zazaca çok ağır bir dildir. Uyduramıyorsun yani, iki kelime, ya bir cümle kuramıyorsun daha doğrusu Zazaca'da yani, kafiye olarak uyak sağlayamıyorsun. Allah hepsini rahmet etsin onda. Sonra tabii ben daha önce seni anlatmadım. Köy hizmetlerine girdim 1972'de. O zaman YSE'ydi. Sonra köy hizmetleri oldu. 92'de oradan emekli oldum. Emekli olmadan önce de ben yani arıcılığa bir hevesim vardı. Birkaç tane arı kovanı aldım böyle. Yani amatör olarak başladım ama sonradan böyle profesyonel bir arıcı olduk. Şu anda yine amatör diyelim. Yani zevkine yapıyorum sanki. Çünkü fazla bir arıya bakamıyorum. Gider bakardı inşallah birazdan, buraya yakın bir yerde. Şimdi Bingöl balı dünyada ikinci geldi. Ben yazın merkeze bağlı buradan Balpınar köyü var, eski ismiyle Metan, oraya gidiyorum. Ki ben numune de vermiştim üniversiteye, 3 yıl numune verdim. Tahliller sonucu balın çok kaliteli olduğunu, hatta Anzer balına bile, yani balından bile bazı değerleri üstün çıktığını yani söylediler arkadaşlar. Bingöl balı, bir arkadaşım katıldı, dünya ikincisi oldu. Birinci neden olmadığını sordum, nemden kaybetti. Yani balı biraz erken almıştı, biraz böyle bir, ya bir iki promil bir nem fazlaydı. Yani nemden kaybetti. Bingöl balı gerçekten de çok kalitelidir ama işte yani bu sahte ballar piyasaya girmesi, yani şekerli ballar sahte dedim. Hatta bu yani süzme balına glikoz falan da katıyorlar, öyle bir
Onlar da o ayrı bir şey. Ama şekersiz üretsene Bingöl balı çok güzel, şifadır daha doğrusu. Fakat işte insanımız ne yapıyor yani çok kazanayım diye tutuyor, yelteniyor, gidip şekerli balı alıp getirip satıyorlar. Ya yazık. Şimdi adam sen 70-80 lira verip bir kilo bal alıyor, belki kendi şifa niyetini alıyor. O da şeker olursa şeker eşittir şeker pancarı. Başka bir şifası yok. Arıcılık çok sevdim. Halen de devam ediyorum. Yani gücümün yettiği kadar inşallah devam ettireceğim ben bunu. Balı da ben, kalmıyor bende bal. Belli müşterilerim var, onlara veriyorum hemen. Bitiyor yani, kalmıyor. Biz şahsen yani bir arıcı olarak, yani ben size de o tavsiyede bulunayım. Bir balı yuttuğunuz zaman, yani böyle ağzınızda böyle biraz geveleyip yuttuktan sonra ağzınızda bir rahiya, bir tat bırakır. Eğer senin ağzında bir tat bırakıyorsa, yani böyle eğer o bitkiyi de tanıyorsan belki hangi şeyin balı olduğuna tahmin edebilirsin. İşte o rahiyadan dolayı bizi anlıyoruz. Yoksa bugün şekerli balın bir albenisi vardır. Yani bir görüntü vardır, bir cezbedici tarafı vardır. Ama ya şekersiz ballarda bir albenisi yoktur. Çünkü bazı yerler boş kalmıştır. Arı hani bal sezonu bitmişti, dolduramamıştır. Ama şekerli balda o yok. Bütün yani petekler dolu dolu. Sanki böyle fabrika yapmış gibi de düzgün bir albenisi var. Yani bir insan bal aldığı zaman güvendiği insandan alsın. Ya onu diyeceğim. Yani bir de bizim yani şimdi gerçi üniversite geçen bir toplantı olmuştu, orada gene dile getirdik. Ya bu buraya gelen bu yabancı arıcılar yani Bingöl'e sokmazsak inşallah bunun önüne geçeriz. Ve mesela burada bal yarışmasına ben katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Şimdi göre işte balınızı getirin. Adam diyor belki dağda yabani bir bal buraya götürüyor, onunla yarışmaya katılıyor, birinci oluyor. Şimdi ben diyorum ki gelin benim kovanımdan alın. Gelin hangi kovanı istiyorsanız ondan alın, onunla ben yarışmaya katılayım. Esas yarışma o şekilde olur. Onun için ben de o balı dünya ikisi gelen arkadaşlar katılmıyor. Bingöl'de yani. Katılmıyor. Geçen gene konuştum. Dedim valla katılmıyorum. Gelsinler hangi kovanı istiyorsa ondan bal alıp götürüp yarışmaya soksunlar. Ben de o fikirdeyim. Ya öyle yarışma olmaz diyorum. İnşallah da öyle yaparlar. Ben yakınlarımı kaybettiğim için ben unutamıyorum. Yani özellikle yani annem, çünkü ben genç yaşta yani 22 yaşındayım, annemi kaybettim. Ve o kardeşlerim hepsi küçüktü, çünkü ailenin en büyüğü bendim. Çocuklar hep yetim büyüdü. Şimdi yoksulluk da vardı. Babam gerçi hoca olmasına rağmen yani Diyanet'e çalışmada hocalık yapmadı ama işte duvar ustalığı falan yapıyordu. Yani zar zor geçiniyorduk inanın ki yani. Çünkü geçim şartları o zaman şimdikiyle bir değil. Yani şimdi insanlar ekmeğini taştan çıkarıyor ama o zaman çalışacağı yeri yoktu, iş yoktu. İş yoktu yani. Ha şimdi bir büyük şehirdir, bir köy kadar bir yerdi. Yani bir kaza kadar bir yerdi. Gerçi şimdi nüfusu 117 bin falan oldu ama o zaman çok azdı yani nüfusu. Valla insanlar Bingöl depreminde çok sefalet çekti. Çünkü yokluk, evler hep yıkılmış. Ayakta kalan evlere kimse gidemiyor. Sonra bu prefabrik konutlar yapıldı. Millet biraz rahat etti. Tabii hepsi aynı yıl içerisinde de olmadı bunların. Derken Bingöl gelişti. Belki çekimlerde şimdi gösteriyordur. Bu halini aldı. Bu şimdiki görünen binaların hiçbiri yoktu. Bingöl 71 depreminde. Hiçbiri yoktu. Yani o tarih silindi inan ki. Yeni bir Bingöl kuruldu. Bingöl'ün yani insanı merttir. Gerçekten de merttir, misafirperverdir. Yani gelen ağam, giden paşamdır. Yani o hususta yani ben Bingöl halkına teşekkür ediyorum. Yabancıya karşı çok şefkatlidir, inanın ki yani. Yani inanın ki yani kendi akrabasına, köylüsünde yani yabancıya verdiği değer kadar değer vermiyor. Nedense bilmiyorum ya, ruhlarında o var, bilmiyorum yani. Şimdi yani yabancıya tatlı yüzlü, güzel yüzlü, hoşuna güzel yani. Ama şimdi bir de yani gençlik, keşke gençlik biraz düzelseydi.
Bu da nereden kaynaklanıyor? Aileden kaynaklanıyor. Ne ekersen onu biçersin kardeşim. Ne ekersen onu biçersin. Yanlış mıyım yani şimdi? Ne ekersen onu biçersin. Yani darı eksen buğday biçmezsin. Sen çocuğuna bir terbiye vermiyorsan, gece bakıyorsun saat 1'de 2'de çocuk nara atıyor. Ya sen demiyorsun baba bu çocuk nereden geliyor? Al bu çocuğuna sahip çık kardeşim. Oğlum sen bu saatten nereden geliyorsun? Ne işin var dışarıda? İşin yok, gücün yok. Yani inşallah yani millet bir uyanış içine girmiş. Milletimiz uyanır. Ve çok güzel günler bizi bekliyor. Yani şu ortam kargaşalı yani bu terör belasından da kurtulursak. Yani şimdi ben terör demek ki Amerika'nın terörü, İsrail'in terörü vardır. Batı'nın terörü vardır burada. Yoksa biz durup dururken böyle birbirimize saldırmalı. Niye ben sana düşman olayım? Ben bir Türkiye düşmanı, Türk bana düşman olsun. Bunları yapan büyük İsrail projesidir. Yani o projeye hizmet eden zihniyettir. Bir Adnan Oktar çıkardılar gördünüz belki biliyorsunuz. Bir neydi bir şey ona diyorsun ya işte bunları getmiş bire bu kedicikleri bunları adam ediyor. Halbuki sen bunları bozmuşsun ya ne adam ediyor? Zaten zihniyeti o. Zihniyeti o. Adam masondu yani masondan da öte yani İsrail'e hizmet eden bir yaratıktı yani yaratık diyeyim ben. Bir başkası onun gibi yani birçok şeyler yani. Rabbim bizleri onların şerrinden korusun inşallah. Allah çocuklarımızı İslam şuuruyla şuurlandırsın. Yani bu yeter ben diyorum yani bu kelime yeter. Pandemiden de önce tabii kahveye falan giderdik. Dostlarla geçmişi yani yaşlılarla geçmişi, geleceği, günlük olayları. Yani gene de şimdi dedim ya arıcılık yapıyorum. Bütün arıcı arkadaşlarla buluşurduk. Genelde onlarla arkadaşımız olurdu. Ne yaparım, ne yapacağız? İnan ki sabah kalktığımız zaman veya da akşam uyuduğum zaman diyorum ya yarın ben arıya ne yapacağım? Ne edeceğim yani? Dün bile gittim baktım ben arıya. Bugün soğuktu gidemedim de sizin geleceğinizi duydum. O yüzden gitmedim. Yani işim gücüm benim o bal arılarıyla. Yani insan o bal arısının yani yaptığı hareketleri falan görürse Allah'a daha çok yakınlaşıyor. İnan ki yani bana göre. Belki bir başkası başka şekil düşünebilir yani. Çünkü çok büyük hikmetler vardır bal arısında. Düşün Kur'an'da geçiyor yani. Yani bal şifadır. Arı onu nasıl yapıyor, ne emeti yapıyor ben arıyı seviyorum bilmiyorum yani. Eskiden bu iptidai kovan yani kara kovan dediğimiz yani bu tezekten falan yapılma böyle hasırla örerlerdi. Tezekte içini dışını sıvazlardı öyle. Şimdi yani onlardan o aldıkları balı anlatıyorlar diyor bizim bal koyacak yerimiz yok. Yani o kadar bal alıyorduk ki yani inan ki satmak yok yani. Yani para etmiyordu o zaman. İşte kimin balı varsa adam mesela toplanıp diyor onun evine bal yemeye gidiyorduk. Veya falan köye diyor bal yemeye gidiyorduk diyordu. Yani Bingöl'ün doğası çok zengindir. Yani florası, yani çiçek bakımından Bingöl çok zengin bir yerdir. Şimdi buralar belki meşelik olarak falan görünüyor ama daha yükseklere çık meşe diye bir şey yoktur. Karşı dağlar da aynı öyle. Ya meşe yoktur hep yani genelde ballı bitkilerdir. Ama işte yani bir ıslak olsa mesela yani bir sahip çıkılsa o doğaya da mesela adam yatıyor 2000 koyunluk yere 5000 tane koyun getse o doğayı da mahvediyor, yok ediyor yani. Yazık yani şimdi Bingöl dağları mesela onlara yollar yapılsa Bingöl arıcısı oraya gitse daha güzel bal alır, daha güzel geçimini sağlar adam. Ve Bingöl barı yani Bingöl'ün yani adını dünyaya duyurdu öyle diyelim. Çünkü dünya ikisi geldi. Yani birçok hatta 76 ülkeydi. Ben yanılmıyorsam katılmıştı Apomun diye İstanbul'da yapılmıştı. Dünyaya duyurdu. Onun için insanlar sahip çıkardı. Yani üniversitede yani bu konuya el attı. İnşallah muvaffak olurlar. Yani Bingöl balını bir patent alacağız. Yani bir coğrafi bölge olarak inşallah yani kabul edilir.
Kardeşim Rençper Aziz, ben şimdi askerden gelmiştim. İzinli gelmiştim. Sofra kurdu, yemek yiyordu. Benim bir kız kardeşim var. Dedi abi, dedi bizim dedi Aziz dedi, dayı gelin dedi eşekleri affedersin kavga etmiş dedi. Biri birini düşürmüş dedi, oğul babayı düşürmüş dedi. Onun üzerine bir destan yazmış. Yani dedim Aziz hele söyle, 16 yaşında çocuk da o Aziz görmeyen o Rençper Aziz. Dedi çok arpa yemişti, elbet kudurdu. Birden babasını damdan düşürdü. Acımaz bu zalim beni öldürdü. Hiç böyle bir zalim evlat olur mu? Ben o gülme krizine gittim. Ben halen o anı unutamıyorum. İnan ki yani. Unutamıyorum yani. Bir de askerde yediğim o tokatı ben unutamıyorum. Niye Kürtçe konuşuyorsun diye o yediğim tokat var ya. Halen de sanki kulağım çınlıyor. Yani unutamıyorum ya, bir dil için insan nasıl bir tokat yer. Yani benim unutamadığım en büyük anım odur inan ki. Dil için kardeşim, ben size diyor, dil için insan nasıl tokat yer? İngilizce konuşur bir şey yok, Rusça konuşur bir şey yok, Almanca bir şey yok, Arapça bir şey yok. Ama Kürtçe konuştuğun zaman, o zaman Zazaceli Kürtçe diyorlardı ya, kabul ediyorlardı. Tokat yiyorsun ya. Unutamadım bir anımdır benim bu. İnan ki. Burada güneşin doğuşu vardı. Yani dünyada sayılı ülkelerden biridir yani o anda bu Şerefettin Dağları'nda. Karlova diye bir ilçemiz var yani, orada güneşin doğuşu Ağustos'un 17-18'inden başlıyordu 23'üne kadar. Galiba yanılmıyorsam, nasip olmadı ben gidemedim yani. Hatta gitmeyi düşünüyorduk, bu pandemi çıkınca gidemedik artık. Güneşin doğuşu vardır. Bir yüzen adamız vardı, dünya harikasıdır belki duymuşsunuz. Yüzen adam resmen yüzüyor, gittim ben oralara. Kardeşime diyeyim, bir soğuk çeşmenin kavurması vardır meşhur. Balık kaymağı vardır meşhur. İnsanları güzel, misafirperver, cana yakın. Yaylaları vardır. Yani gezecek yerler çoktu. Şelalesi vardı, bir çır şelalesi vardı. Yani gidip yani gezmek, görmek için. Murat Nehri geçiyor, bir sürü barajı var. Treni geçiyor gençten. Havaalanı var, her şeyi var. Yani yok desen yok. Yani yok, inan ki yani.